Merhaba, ben Çağatay. Bu videomuzda yüzey komutlarını kullanarak bir kulp oluşturacağız. Bunu nasıl yaparız? Birlikte onu görelim. Şimdi öncelikle yardımcı çizgiler atmam gerekiyor kolaylık olması adına. Şuradan çizgi tipini değiştirdim ve Curve menüsüne gelip şurada Create Sketch Line komutunu kullanarak yardımcı çizgiler atacağım. Önce enine ve boyuna birer tane çizgi oluşturdum. Sonrasında gelip buraya Create Offset Contour komutunu seçiyorum. Referans curve'ümüz budur. Yalnız one side değil, both side diyoruz ve 5 milim diyorum. Daha doğrusu şöyle yapalım, 5 milim ufak oldu. 10 olsun deyip böyle de değiştirebiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra tek taraflı olarak offset gerçekleştireceğim. Bunu aşağıya doğru şöyle Both side değil de one side deyip 2 milim enter buraya bıraktım. Change reference curve deyip şunu seçiyorum. Burada aşağı doğru 3 milim dedim. Bunu da şuraya bıraktım. Sağ klikle referans curve'ümüzü değiştiriyorum. Sağ klik yaptım. Bunu yukarı doğru 5 enter. Ölçümüzü buraya bıraktık. Sonrasında değiştirebilmek adına change reference curve budur. Bunu yukarıya doğru 8 milim enter. Onu da buraya bıraktım. Sağ klikle change reference curve diyorum. Referans curve'ümüz budur. Yukarı doğru 4 enter. Onu da buraya bıraktım ve escape ile çıktım komuttan. Şimdi devam edeceğim. Şöyle yapalım. Renk tonunu değiştirelim. Turkuaz olsun. Ve yardımcı curve'lar oluşturacağım yine. Şu an ben ölçüyü önemsemiyorum. Siz oluşturmak istediğiniz formun ölçülerini net bir şekilde girip istediğiniz formu elde edebilirsiniz bu yönteme göre. Şimdi bir tane daire oluşturacağım. Çapı 6 olsun. Şuraya geldi ve bunu buraya bırakmak istiyorum. Şu an curve'ü görmüyor. Nokta yakalama komutlarına gelip buradan point on curve'ı seçip buraya tıklayıp bırakabilirim. Bunu yaptık. Daha sonra devam edelim. Şuraya da bir tane oluşturacağım ben. Nokta yakalama komutları point on curve buraya bırak dedim. Bunun ölçüsünü değiştirelim. Çıktık komuttan. 6 değil de bu 10 olsun. Tamam. Yukarıya da bir tane bırakacağım. Şöyle yapalım. Geldik buraya. Buradan bu şekilde geçiş yaparız. Buradan buraya geliriz. Şuradan geçiş yaparız. Şuraya. Şöyle bir komutumuz var. Curve menüsünün altında. Middle Curve. Bunu seçiyorum. First ve Second diyorum. Sağ tık OK diyorum. Ortasına bir tane çizgi atıyor. Bu curve menüsünün içinde şuradadır. Outer curve, middle curve. Bunu arayüzünüze atabilirsiniz ki ben kullanıyorum. Arayüzüme atmışım. Çıktık. Şuraya da bir tane daire oluşturalım. Geldim buraya. Bunun çapı 8 olsun dedim. Şuraya yerleştireceğim. Ama nasıl? Point, point on curve. Şunun üstünü gösterdim. Şimdi ölçülendirmeyi yapalım. Şöyle ben bunun konumunu şu eksene şöyle 5 milim olsun diyorum. Şurayı da ölçülendirelim. Şu nokta buraya 15 olsun. Tamam. Buradan burası 17,5 uygundur benim için. Tamam. Şunlar görünmüyor. Onların ben rengini şöyle çoklu olarak değiştireyim. Bu, bu, bu ve bu da kırmızı olsun. Okey. Sonradan yaptığımız için turkuaz yapmak istedim ama böyle daha uygun. Şöyle devam edeceğim şimdi. Gelip buraya mor rengi seçelim ve çizimimizi oluşturmaya, profilimizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi şuradan kesişimden başlayacağım ben. Onun için gelip buraya create contour'la contour döneceğiz. Buradan başlayacağım. Lakin çizgi tipi şöyle kalın olsun. Anlayalım. Buraya geldik. Daha sonrasında buradan şuraya tanjant bir geçiş yapacağım. Buraya gelsin.
Buraya gelsin. Buradan buraya bir geçiş yapacağız. Burayı yakaladık. Şurada bir yerde sonlandırdım. Onun dışında da bunu burada bitirebilirim. Bitirelim burada. Şu şekilde bitsin. Daha sonrasında buraya bir form, tanjant bir geçiş yapacağım, yaptıracağım. Şurada tanjant var ya da A tuşuna bastığınız zaman şöyle tanjant olarak bir ilerleme sağlıyor. Bunu şimdilik buraya bıraktım. Sonrasında stop deyip operasyonu durduruyorum. Bu şekilde işleme tabi tuttuk. Şimdi şöyle yapalım. Şu eksen çizgilerini gizleyebiliriz daha sonrasında. Kalabalık yapmasın diye. Ben çünkü bu profille muhatap olacağım bundan sonrası için. Şuradaki Element Visibility tuşuna basıyorum. Çoklu seçim diyorum. Ve burada çizgi tipine göre, düzeltiyorum, nokta tipine göre, çizgi tipine göre, renge göre seçimler mevcut. Kırmızıyı gizle diyebilirim ya da çizgi tipiyle gizlemeyi yapabiliriz. Red olanı seçiyorum. Bunlar mıdır diyor. Evet, bunları gizledik. Şu ölçüleri de gizleyebiliriz. Şöyle gizledik. İki tane farklı gizleme yöntemi göstermiş olduk. Çıktık komuttan şimdi. Şöyle devam edeceğim. Tool, koordinat sistem. X, Z, and YZ'yi seçiyorum. Şöyle çevirdim. Çalışacağım düzlem şu olacak. Set as current dedim. Karşıma geldi. Bakıyorum şimdi karşıdan. Farklı bir renk tonu seçtim. Geldim buraya. Kör menüsü. Bir spline ya da bir yay oluşturabilirim. Create circle. Passing point diyorum buna ben. Bir referans çizebilirim. Dikdörtgen ölçüleri belirtecek. Ya da direkt otomatik ölçülendirmeyi yapabiliriz. Şöyle yapalım biz. Bir tane dikdörtgen çizelim. X'de 120 olsun. Y'de de 40 olsun. Şöyle bir şey. Şimdi diyorum ki X'teki pozisyonu X eksiye git. Burada da ortada kalsın. Enter'a basıp merkeze gönderdik. Tamamdır. Çizgi tipini ince yapalım şöyle. Tamam. Referans olarak kullanacağım çünkü bunu. Passing point diyorum. Buradan gel. Şunun ortasını yakalayacağız. Burası. Bunun da ortasını yakalayacağız. Burası dedim. Tamam. Bununla aslında benim işim bitti şu an. Şöyle gizleyelim. İstenen ölçü vardı benden. Onun için bu şekilde bir işlem yaptım. 40'a 120 ölçüsü isteniyordu. Ve yayı da çizmiş olduk bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu profili bu yol üzerinde süpürmek istiyorum. Nasıl yapacağız bu işlemi? Şu şekilde Surface, Swept, bir profil ve bir yol. Aynen buradaki gibi. Seçiyoruz. Guide Curve, yol budur. Section Curve, Position Section Curve'ı seçersem şöyle yapabiliriz. Buraya curve'ım budur ve buraya istinaden şu birleşim noktasına istinaden ben bunları süpüreceğim diyorum. Uzaklaştım. Make Section diyorum. Bakıyorum. Geri geldik. Şu düzlemle ilgili olumsuz durum çıkabilir. Onun için şu dik olan düzlemi seçiyorum ve tekrar yapıyoruz. Guide Curve budur. Section Curve budur. Okey. Sağ tıkla okeyledik. Operasyonu sağlamış olduk. Şimdi Show deyip açıyorum. Şöyle bir bakalım. Karşımıza alıp şöyle bir bakıyorum. Burası kurtarmıyor. 120'ye 40 ölçüsünü. Bunu nasıl kurtaracağız? Şöyle geldim buraya. Extend diyorum. Yüzey budur. Extend değeri 50 olsun diyelim. Nereyi? Burayı. Tamam. Şu an kurtarıyor. Çıktık komuttan. Şunları gizledim. Şöyle. Şimdi bunu şu şekilde kesmem gerekiyor. Ve kullanacağım düzlem bu olacak. Set current. Yani şöyle karşıdan bakacağım profile. Ve bunu kesmek için
Ya daha önce oluşturduğum ya da şu an oluşturacağım bir çizgiyi kullanmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Geldim buraya. Create sketchline. Şuraya merkeze bir tane sonsuza giden çizgi attık. Şöyle yapalım. Şurayı büyütelim. Çalışma alanımız bu şekilde kesilecek bölüme kadar uzasın. Şimdi geldim buraya shape trim modu. Neye göre keseceksin? By sweeping curve. Katımız budur. Kesecek profil budur. Bu tarafa atacağım. Sağ tıkla onayladım. Operasyon tamamdır. Şimdi bunu sağladık. Burada bir açıklık var. Onu kapatabiliriz uzatarak, tanjant olarak uzatarak yüzeyi ya da oradaki forma müdahale etmem gerekecek. Yani oradaki formdan kastımız nedir? Şurası. Şöyle yapalım. Görünür yapalım bunu o zaman. Şu ve şu nokta diyelim. Tekrar kapattım. Şimdi karşımıza alacağız fakat şu düzlemde çalışmamız gerek. Geldim. Set current dedim. Karşımıza aldık şimdi. Oynayalım. Buradaki değerleri ölçü bazında ayarlayabilirsiniz. Bir ölçü verip ben şu an AFQ olarak ayarlayacağım bunu. Şu şekilde. Şurada otomatik snap kapatıp daha esnek bir şekilde şöyle kontrol edebilirsiniz. Mesela tanjant olarak ben bunu bu şekilde bırakıyorum. Uygun değeri verdiğiniz zaman bunu ölçüsel bazda da yapabilirsiniz. Kapattım. Şimdi açık bir profil bu. Şöyle yapmam lazım. En azından bir kenarını da kapatıp bunu solid yani katı moda çevirmemiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz bunu? Öncelikle düzlemi şu şekilde çalışmaya elverişli hale getirmem gerek. O zaman karşımdaki düzlemi sol klik set current deyip seçiyorum ve karşıma aldım bu şekilde. Tamam. Şöyle çevirdik. Geldim. Farklı bir renk tonu seçelim. Şu olsun. Şöyle bir durum var. Kör menüsünün içinde burada Copy H diye bir komutumuz var. Ve gelip şu hattı kopyalatıyorum. Şu an geldi buraya. Tamam. Şunları gizleyebiliriz. Bununla işimiz yok. Bir line çizeceğim. Ekstra bir düzlem açmama gerek yok. Aslında benim düzlemim şu an burada. Sıfırım. Ama ben burada çizim yapabilirim. Yani şu mesafede. Şöyle yapalım. Burayı seçtik. Uzaklaştım. Geldim. Burayı da seç dedim. Bir tane şöyle kör oluşturdum. Sonrasında Surface komutlarına gelip Roll'ı seçiyorum. Ve diyorum ki bununla bunu birleştir. Yüzey var bunların arasında. Şöyle de olabilir. Çıktım. Şurayı silelim. Buraya copy edge yapmıştık. Ben onu görmeniz adına yaptım. Roll komutu şöyle de çalışır. Kenar ve curve. Surface modunda olsun. Solid desem de zaten bir şey değişmeyecek. Çünkü açıklık var. Okey dedim. Burayı da ördü. Sonrasında bunları dikmem lazım birbirine. O komut da şurada. Seal. Bununla bunu birbirine dik. Okey dedik. Bunları da dikti. Sonrasında şöyle yapalım. Güzel bir komutumuz var. Shape. Burada. Make solid surface. Solid moduna çevireceğim. Bunu gösteriyorum. Otomatik kapattı. F2'ye basıp analiz ettiğimde part solid olarak görünüyor. Kulpumuz şu an hazır olarak görünüyor.